Merhaba, Tacirler Yatırım Araştırma Departmanı Baş Ekonomisti Özlem Bayraktar Gökşen ben. Yarınki PPK toplantısına ilişkin beklentileri bir özetlemek istiyoruz. Elbette geldiğimiz noktada tahmin yapmanın oldukça zor olduğu bir çerçeveyi çok rahatça ifade edebiliriz. Anketlere baktığımızda aslında halen faiz indirimi beklentisinin ön planda olduğunu görüyoruz. Bu indirim beklentisinin arkasındaki en önemli neden ise aslında Merkez Bankası'nın iletişimi ve en son PPK toplantı kararında gelecek döneme ilişkin, yani yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığına ilişkin söylemi. Ancak bakıldığı zaman 21 Ekim'deki PPK toplantısından biri dolar TL'de çok önemli değer kayıplarının olduğunu görüyoruz. Üstelik değer kayıpları gelişmekte olan ülke kurlarıyla karşılaştırıldığında çok daha olumsuz bir resmi ifade ediyor. Dolayısıyla aslında PPK öncesinde buna rağmen tahminlerin faiz indirimi yolunda olması aslında bir miktar risk faktörlerini de olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Elbette yarın gelecek olan PPK toplantısında biraz önce de belirttiğimiz gibi çok büyük bir ihtimalle bir faiz indirimi beklentisi oluşmuş ve piyasa fiyatlamalarında da bunun kendisini gösterdiğini görüyoruz. Herhangi bir faiz değişikliği olmama ihtimalini göz ardı etmiyoruz. Zira sınırlı söylemi son dönemdeki kurdaki değer kaybı sonrasında belki de Merkez Bankası'nın kendi beklentileri ya da tahminleri çerçevesinde o sınırlı alanı kapatmıştır ve günün sonunda da belki de faiz tarafında herhangi bir değişikliğe gitmeme ihtimalinin de diğer tahminlere, faiz indirimi tahminlerine göre sınırlı da olsa masada olduğunu söylemek lazım. Eğer böyle bir durum söz konusu olursa elbette TL üzerindeki etkisinin olumlu olmasını bekleriz. Ancak gelecek aylara ilişkin yine faiz indirimi beklentileri her zaman masada olacaktır. Çünkü Merkez Bankası'nın aslında faiz indirimlerini önceliklendireceğine yönelik söylemlerinin çok daha ön planda olduğu bir dönem içerisindeyiz. Faiz indirimlerini konuşurken maalesef hem de kurdaki değer kayıplarını konuşurken maalesef enflasyon tarafında da riskler yukarı yönlü olmaya devam ediyor. Uzun zamandır videolarımızda da bunu paylaşıyoruz. Özellikle 2022'nin ilk yarısında enflasyonda 21'in üzerine gelebilme tahminlerimiz söz konusu. Hatta son dönemdeki bu biraz daha hızlanan değer kayıplarının kalıcı olması durumunda kur geçişkenliğiyle daha yüksek seviyelere de gelinebilir. Bunun yanı sıra başka bir noktadan da bahsetmek lazım. Elbette enflasyonun çok daha yüksek olduğu ve gelecek dönemde de risklerin yukarı yönlü olduğu bir noktada hala faiz indirimi beklentisi biraz işte bulanık bir senaryo ifade ediyor. Anketlere baktığımızda da anket katılımcı sayılarının da azaldığını ifade etmekte fayda var. Yani Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine bakıldığında gözlem sayılarında bir düşüş olduğunu görüyoruz. Bu içinde bulunduğumuz dönemde tahmin edilebilirlik noktasında bir miktar daha belirsizlik olduğunu bize ifade ediyor. Dolayısıyla yarın odak noktamız PPK toplantı kararı olmaya devam edecek. Teşekkürler.